38+2'den herkese merhabalar. Yine bir haftalık doktor kontrolümden sonra karşınızdayım. Sabah kontrole gittik geldik. Onu sonradan geçeceğim. Ama öncelikle önümdeki bir hafta boyunca neler yaşadım sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. 37. haftamdan sonra yani aslında 37 ile 38 arasında çok büyük dağlar kadar farklar olmadı. Belirtilerim de değişmedi. Sadece yalancı sancılarımın boyutları bir tık daha artmaya başladı. Şiddeti artmaya başladı. Hani artık daha fazla, daha şiddetli geçirmeye başladım. Gün içerisinde o kadar çok girip çıkıyor ki yalancı sancı düzensiz bir şekilde. Sürekli böyle adet olacakmış gibi bir his var. Sürekli kasıklarımda ve artık belime doğru da, belime de giren ağrılarım olmaya başladığını fark ettim. Sürekli böyle adet olacakmışım gibi bir üzerimde bir sinir, stres, kaygı var. Aynı o ruh hallerini yaşıyorum diyebilirim. Bu bir hafta boyunca onu yaşadım ve bu beni çok zorladı. Biraz da yıprattı açıkçası. Ben hani o dönemlerim geldiğinde her kadın gibi, hepiniz gibi stresli, öfkeli, kaygılı, yorgun olabiliyorum. O dönemlerim biraz benim için yıpratıcı geçiyor açıkçası. Aynı belirtileri bu hafta yaşamaya başladım. Hani sinirlilik, öfke, işte kaygı bu hafta yorucuydu yani. Son haftalar hep zor geçer derlerdi. Hakikaten öyleymiş. Yani benim için 36. haftadan sonrası zor olmaya başladı. Mental olarak yani psikolojik olarak. Hani işte ne zaman gelecek artık? Anne ne zaman doğacak artık? Ne zaman gelecek acaba düzenli sancılarım? Gibi kaygılara girip kendime kurmaya başladığımı fark ettim özellikle bu hafta içerisinde. Çünkü artık etraftan da sormaya başlıyorlar. İşte ne zaman doğuracaksın? Bebek ne zaman geliyor? Sancıların geliyor mu? Gidiyor mu? Sürekli bu tarz sorularla karşılaşıyoruz özellikle son haftalarda. Tabii ki de ilk başlarda normal karşılıyorsunuz. Yani ben en azından öyle yaptım. Normal karşıladım ilk başlarda. Ama baktım ki gün içerisinde soran kişisi çoğalmaya başladı. Bir de sadece size sormuyorlar. Annenizi arıyorlar, eşinizi arıyorlar. Herkes soruyor. Dolayısıyla böyle ufak ufak stresini yaşamaya başlıyorsunuz. Ben bu hafta böyle geçirdim açıkçası. Hem kendi yaşadığım içimdeki stresle beraber hem de dışarıdaki faktörlerle beraber birazcık arttı bu stresim. Ama işte takmamaya çalışıyorum. Hatta eşime de söyledim. Dedim çok fazla telefona bakmayacağım, ilgilenmeyeceğim haberin olsun diye. O da destekledi bu fikrimi. Kendisi konuşuyor hani herkesle. Yani çünkü şimdi normal doğum planladığımız için ve bebeğin de normal doğum pozisyonunu aldığı için ben onu beklemek istediğim için dolayısıyla ne zaman geleceğine dair bir fikrimiz yok. Hani bebek ne zaman gelmek isterse o zaman gelecek. Bu bir gerçek. Annenin isteğine bağlı olmuyor. Bebeğin isteğine bağlı oluyor. Planlı bir şey de yok ortada. Dolayısıyla bebeği beklemekten başka şansımız ve çaremiz yok. Ondan dolayı hani biraz gergin olabiliyoruz. Özellikle son haftalarda. Ama onun dışında tabii ki de kucağıma alacağım gün yaklaştıkça onun mutluluğu, onun heyecanı çok başka, çok paha biçilmez bir duygu. Hani bir an önce kucağıma alma isteği, sevinci ve heyecanı gerçekten beni çok sıkıştırıyor. O yüzden de zaten büyük ihtimal geriliyorum birazcık hani gel artık gibisinden. Ama tabii ki yapacak bir şey yok. O ne zaman gelmek istiyorsa o zaman gelecek. Biraz da ben şeye inanıyorum, enerji meselesine inanıyorum. Sürekli çağırmaya başladım. Özellikle bu hafta. Hani gel kızım artık burada seni çok güzel bir hayat bekliyor. Nefes almak çok güzel. Hayat çok güzel. Annenle baban burada seni bekliyor diye sürekli çağırıyorum artık. Çağırmaya başladım. Onun da çok etkisi oluyor. Bence siz de deneyebilirsiniz. Hurma yemeye aynen devam ediyorum. Hatta sayısını arttırdım. Ve gerçekten hurma yediğim zaman sancılarımın sıklığı ve şiddetinin artmaya başladığını hissettim. Gerçekten işe yarıyormuş. Onu anladım. Bakalım inşallah doğumumda da kolaylık sağlar. Merdiven çıkmaya aynen devam ediyorum. Hani sokakta yürüyüş yapamadığım için her gün düzenli olarak merdiven çıkıyorum arkadaşlar ve bana çok iyi geliyor. Ve eskisi gibi reformer pilatesle ilgilenemiyorum. Sadece pilates topuyla egzersizlerim, hani doğuma hazırlık egzersizleri yaptığım için bacak kaslarım bir tık zayıflamaya başladığını hissettim. Bir de maalesef yürüyüş yapamadığım için tabii ki de hani evde o hantallaştık artık. Dolayısıyla merdiven çıkmak bana çok iyi geldi. Yeniden bacak kaslarımın güçlendiğini fark ettim. Bu da doğum için gerçekten güzel bir yatırım oldu. Öyle düşünüyorum. Yani bir kere iki kere çıkıp bırakmıyorum bu arada yani merdiveni. Yorulana kadar yapıyorum. Yine pilates topunun üzerindeyim. Sürekli üzerinde oturup zıplıyorum ve kalça çevirme hareketlerini yapıyorum. Bir önceki videomda bahsettiğim üzere, yani geçen hafta tam 37+0 olduğum gün çok ufak bir büyüklükte, şu parmağım kalınlığında kan geldiğini görmüştüm. O videoda bahsetmiştim zaten. Doktoruma söylediğimde çok normal olduğundan bahsetti. Yani nişanım geldi geçen hafta. Fakat tabii ki de nişan geldikten sonra hemen doğum olacak diye bir şey yok. Ve bunu görüyorsunuz gözlerinizle. Ve nişandan sonra işte 1 hafta 2 hafta geçebiliyormuş. Çok normalmiş bu durum. Ama ben o kanamayı gördükten sonra gerçekten çok heyecanlanmaya başladım. Acaba bugün olur mu, yarın olur mu gibisinden. Çünkü o günün akşamı, gecesi yani ben inanılmaz bir sancı çektim. Çok şiddetli bir sancıydı. Dedim doğuma gidiyoruz büyük ihtimal ama olmadı. Ertesi günde zaten doktorum kontrol etti. Çatı muayenesi yapmıştı. Çok minimal düzeyde bir açıklık olduğunu söylemişti kendisi. Ama ondan sonra hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Valla ben de çok şaşırdım. Yani nişan evet, doğum belirtisi, yakın zamanda doğumun olacağına işaret. Fakat su gelmesi kadar ciddi bir şey değilmiş. Su geldiği zaman gerçekten vakit kaybetmeden hastaneye gidilmesi gerekiyor. Ama nişandan sonra beklenmesi gerektiğini söylüyorlar bütün doktorlar. Dolayısıyla ben de bekledim zaten. 38+2'deyim. Doğum gerçekleşmedi ama belirtilerim çok fazla söz konusu. Şuna geleceğim. Nişandan sonra 3-4 gün kadar sonra akıntımın seyri değişti. Yine çok fazla akıntım gelmeye başladı ama renginde bir tuhaflık sezdim. Yani böyle baktığınız zaman sarı desen değil, pembe desen değil, kahverengi desen o kadar koyu renkte değil ama bakıyorsunuz bu 3 rengi de görebiliyorsunuz içerisinde. Allah Allah dedim, çok farklı bir durumla karşı karşıyayım şu anda. Öyle bir durum oldu bende. Acaba neyden kaynaklı? Hala da akıntım çok fazla. Geçen haftaya göre baya arttı, öyle söyleyebilirim. Hatta doktorum bana demişti ki çatı muayenesinde ben de tetikledim. Benim muayenemden sonra yeniden sümüksü bir yapıda nişan gelebilir, kanaman olabilir. Sakın korkma, tedirgin olma demişti. Kanamam olmadı muayeneden sonra. Fakat acaba bu akıntı, bu renkli akıntının sebebi muayene mi acaba diye düşündüm. O da olabilir tabii ki de. Şimdi bugün de mesela kontrolden döndüğümde aynı renkte akıntılar devam ediyor gelmeye. Herhalde bu da bir doğum belirtisi. İşte kişiden kişiye göre değişiyor. Kimisi çok farklı yaşıyor bu durumları. Kimisi hiç yaşamıyor. Ne bileyim, bünyesel olduğunu düşünüyorum ben kesinlikle. Herkes aynı şeyi yaşamıyor arkadaşlar. Herkesin hamileliği nasıl farklıysa doğum başlangıcı da farklı oluyor gerçekten. O yüzden ben onu yaşamıyorum. Bende mi bir problem var deyip psikolojinizi bozmaya, kafanızı bulandırmaya hiç gerek yok. Gerçekten herkes belirtileri dahi farklı yaşıyor. Buna ben de dahilim. Benim belirtilerim bu şekilde. Bakalım göreceğiz daha neler olacak. Yani geçen haftaya göre yaşadığım şeyler bunlar arkadaşlar. Bu hafta biraz psikolojik açıdan etkilendim. Bugün doktora gittik sabah. NST'ye girdiğimde sancılarım yüksek çıkmadı yine. Yani sürekli 10, 20 ve 30 arasındaydı sancılarım. Ama 0'a düştüğü çok nadirdi, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki doğum için yetersiz sancılar bunlar. Daha sonra ultrasona geçtik. Ultrasonda da bebeğin suyuna baktı doktor. Gayet her şey yolunda dedi. Beklememiz için hiçbir sıkıntı yok dedi. Beynindeki damarlarını inceledi. Gayet güzel, sağlıklı. Fakat yüzünü göremedik. Çünkü başı tamamen çatının içerisine girmiş arkadaşlar. Yüzü gözükmüyordu. Yüzünü gösteremedi doktorum. Yani 4D uygulamasına bile geçmedi ultrasonda. Siyah beyazda gösterdi sadece. Ben sadece kafasını gördüm. O kadar. Yüzü tamamen artık çatının içerisine girmiş dedi. O yüzden göremedik. Artık adım adım yaklaşıyoruz doğuma tabii ki de. Daha da inmiş aşağıya ve bu saatten sonra artık geleceği günü bekliyoruz. Sancılarımın düzenli ve sık bir şekilde ve şiddetinin artmış bir şekilde geldiği gün hastaneye doğru koşacağız inşallah, bakalım. Ama gerçekten yalancı sancıyı çekmek bile çok zormuş. Sürekli var olan bir sancı var üzerimde. Sürekli geçmek bilmeyen ve sürekli böyle beni kemiren bir sancı. Adet sancısı gibi, bir tık daha şiddetlisi ama tabii ki düzensiz ve muhtemelen hani çatının içerisine yerleşmeye başladığından dolayı bu ağrıları yaşadığımı düşünüyorum. O kadar böyle yıpratıyor ki artık bir süre sonra hani gerçek sancılarım gelse de bir avazda kurtulsam diye düşünüyorum böyle. Gerçekten yalancı sancı da insanı yıpratıyormuş. Bakalım, umarım bir an önce kavuşurum kızıma. Her ne olursa olsun yaşadığım tüm sancılar, her şey bedel tabii ki de, onun bu dünyaya gelebilmesi için yaptığı belirtiler. Ben de yardım edeceğim ona. Bir dahaki kontrolümüz yine haftaya olacak. Haftaya kadar eğer ki doğumun gerçekleşmezse oturup konuşuruz ne yapmamız gerektiğini diye konuştuk. Ondan sonra bakacağız artık duruma göre. Bu haftam da böyle geçti arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum, son haftalar gerçekten çok zormuş ama her şeye bedel. Sonucunda bebeğimi kucağıma almak varsa her şeye bedel diye düşünüyorum. Haftalık videolarım gelmeye devam edecek. Takipte kalmak isteyenler abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.